Yarıda kaldık. Ondan sonra sedef, eksema, akne, sivilce, sedef, eksema, evet hocam, akne. Genç kızların özellikle değil mi en büyük sorunu? Genç, ihtiyar, yaşlı fark etmiyor. Ama gençlikten kalan izler değil mi sonuçta? İhtiyar da olsa o ergenlik zamanından kalan izler geçmiyor. O su çiçeği geçirenlerde olan bir durum. O farklı bir şey. Hocam sivilce, akne izleri de geçmiyor. Geçer. Geçmiyor geçer, hocam. Geçer. La la la. Hadi bakalım. Dün çok kısa transit geçtik. Zencefil, tropik ülkelerde Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde... Hocam telefonunuz çalıyor. Çok yoğun olarak her türlü yemeğe hemen hemen katılır. Biz de sarımsak soğan gibi. Neden? Tropik ülkelerde iklim sıcak olduğundan küflenme, bozulma yemeklerin rizikosu çok büyük. Tez küflenir, tez bozulur her şey. Taze tüketmek gerekir. Zencefil katılan her şeyin ömrü, yiyeceklerin ömrü uzun olur. Uzun. Çünkü antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda Almanya'da özellikle yüzlerce insan üzerinde denenmiş, hamile bayanlarda ortaya çıkan bulantı, kusmayı önler. Herhangi bir şeyi yok değil mi hocam? Zararı yok değil mi? Yani zararı yok diyebilirsiniz. Evet canlı diyoruz. Canlı da yiyoruz. Nasıldır? Tadı güzel. Acımtırak bir tadı var. Çok güzel. Kendine has bir tadı var. Zehirlenmedik. Ben bunun tamamını evet, ince ince kıyarak soğan gibi tamamını bir demlik çayda yapabilirim. Bana biraz şey olur tabii ki çok olur da alışkın olmayanlar için şöyle küçük bir parça yeterli. Fakat alışkın olan insanlar fazla yese de bir şey olmaz. Ne yapıyorlar hocam? Rendeliyorlar mı? Küçük küçük doğruyorlar mı? Ne yapıyorlar? Rendelenebilir de doğranabilir de. Nasıl isterse öyle yapabilir. Demliğe koyuyor, üzerine kaynar su dolduruyor, bekliyor. Veya da bir taşımla kaynatılabilir de. Buna ekinezya, nane, papatya, ıhlamur katılır. Demlenir. Demlendikten sonra süzülür. Birazcık tatlı balla karıştırırlar. İçilirse ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk havalarda değil mi hocam? Antibakteriyel, antiviral özellikleri bağışıklık sistemi güçlendirir. Kişi kolay kolay hastalanmaz. Hamile bayanlar üzerinde yapılan araştırmada bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızları iyileştirdiği belgelenmiştir. Evet. Evet. Evet hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı programlar. Teşekkürler, buyurun. Ben hocamla bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Hocam beni duyuyor musunuz? Buyurun, dinliyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Benim sol kolumun üstü alerji. Bu alerjiye karşı ne yapmam lazım? Sol kolunuzun üstü alerji var öyle mi? Yani iğne gibi batıyor. Ne yapmam lazım? İğne gibi batıyor. Yine gibi batıyor. Sol kolunuzun üzeri batıyor. Yara mı? Batıyor mu? Yok, yara değil. Alerji olmuşum yani. Neden olabilir bu? Ne yapmam lazım? Ha şöyle. Her türlü cilt hastalığı. Evet. Sedef, eksema, akne, liken, liken planus, mantarın her türü. Bir. İki. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarının tek bir sebebi vardır. Bağırsak mantarı. Mantarı. Evet. Mantara girmişken biraz sonra hocam, alo. Tırtır mantarından da bahsedeceğim. Evet. Alo. Buyurun. Size nasıl ulaşabilirim? Telefon numaranız var mı? Bitkiseltedavi.com. Zaten işim. Ekranlarda hocamızın telefonlarını da biz veriyoruz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ha. Rejideki arkadaşlar da yardımcı olacak size. Gökçekiksir.com. Teşekkür ederim. Gökçekiksir.com. Gökçekfiyat.com. Gökçektentür.com. Doğaltedavi.net vesaire vesaire. Şimdi bu aloe vera, aloe vera'nın 400 çeşidi var. Şifalı olanı aloe vera barbadensis. Dünyada en çok klinik araştırmalarla araştırılan bir bitki. Bunun şöyle yaprağını kopardığınızda içerisinde sümüksüz süngerimsi böyle jel bir sıvı var. Bunun birleşiminde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit enzim, 12 çeşit vitamin var. Ne özelliğe sahiptir? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir, bağırsaktaki mantarı yok eder. Mantarı yok ederseniz her türlü alerjik hastalığı,
her türlü cilt hastalığını tedavi edersiniz. Çünkü mantarlar bağırsaklarda ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı bağırsaklar yanıyor. Elinizi kaç dakika ateşte tutabilirsiniz? Bir dakika tutamazsınız. Fakat bağırsaklar sürekli mantarların üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle yanıyor, kavruluyor. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşuyor. Yağ tabakası nedeniyle ne oluyor? İnce bağırsak yeterince enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir. Bu da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen vesaire vesaire birçok hastalığı tetikler. Bunun için ben 19 yıl çalıştıktan sonra aloe vera jel bunu ürettik. Bunu nedir? Bağırsaklardaki mantara karşı aloe vera dünyada en etkili bitki. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Paul'un enstitüsünde klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzemayı iyileştirir bir. Besin alerjisini yani. Atopik ekzemayı, akneyi, sedefi iyileştirir. Klinik araştırması yapılmış. Hı hı. Bangkok yani Tayland'da üniversitede yapılan klinik araştırmada tip 2 şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Japonya'nın Hiroşima bu atom bombası atılan şehirde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama'da yapılan klinik araştırmasında hücre yenileyici olduğu belgelenmiştir. Yani anti-aging, genç ve dinç tutar kişiyi, gençleştirir. Hı hı. Çünkü bağırsakları temizliyor, arıtıyor. Kişinin bağırsakları temizlenirse besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi optimum seviyede alır. Hocam nerede yetişiyor bu aloe vera jel? Yani aloe vera bitkisi ülkemizde yetişir mi? Tabii. Akdeniz, Ege, Marmara. Ben de yetiştiriyorum. Siz evinizde mi yetiştiriyorsunuz? Evet, evimde yetiştiriyorum. Ama evde yetiştiren yetmez. Tabii ki biz Antalya'dan veyahut da İzmir'den getiriyoruz. Orada çiftliklerde yetiştiriyorlar özel. Hı hı. Arkadaşlar oradan getiriyoruz, kullanıyoruz. Her türlü alerji tedavi edilebilir. Her türlü cilt hastalığı tedavi edilebilir. Bütün bunların sebebi bozulması. Birçok mantar türünden yapılan ilaç var. Reishi mantarı mesela tehlikeli bir mantar. Toksik bir madde içeriyor. Vaferin yani fare zehirinin içermiş olduğu toksik maddeye eş değer. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik bu tehlikeli madde asla kullanmayın diye raporu var. Artı Amerika Birleşik Devletleri'nde reishi mantarı 2002 yılından beri yasak. Ölümlere sebep oluyor iç kanamadan. Fakat Türkiye'de hala reishi mantarı kansere iyi gelir, antibiyotiktir vesaire vesaire diyerekten satanlar var. Evet, insan evet. Sağlığıyla oynamayalım. Alo. Alo. Buyurun. Hanımefendi iyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Sevim Başal, benim ayağımda varis yarası var. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii ki, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Varize karşı at kestanesi. At kestanesi. Şu gördüğünüz at kestanesi varize karşı dünyada en etkili bitki. Bunun birleşiminde eskin denen bir madde var. Bunun birleşimindeki etken madde kimyasal ilaçlardan çok çok daha etkili ve yan etkisi yok. Biz bununla ilgili at kestanesi forte ürettik. Şimdi burada aşağıda bulmam biraz zaman alacak. İksir aloe vera jel at kestanesi forte sinirli forte kullandığı zaman variz, venöz yetmezlik, selülit, bazı insanlarda huzursuz bacak sendromu olur. Gece yattığı zaman farkına varmaz, tık tık ayağa atar, evet hocam. Gerilir, uyanır, uyuyamaz. Huzursuz bacak sendromunu dahi iyileştirir. At kestanesi ile ilgili Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var. İsteyene bilgi gösterebiliriz. Değil mi? Doğal tedavi.net'te zaten bu bitkilerle ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Evet hocam. Doğal tedavi.net'te. Şimdi bu o reishi mantarı ne kadar tehlikeliyse insan sağlığı için bu tırtır mantarından elde edilen kortisep. Tırtır mantarı. Bu farklı bir mantar. tırtır. Biz bilmiyoruz. Tırtıra benzedik. Şu üzerinde gördüğünüz şey tırtıra benziyor, görüyor musunuz? Ha evet. Tırtır şeklinde. Böyle tırtır şeklinde oluyor. Bunlar bir anda tırtıra benziyor. Tırtır mantarı. Tırtır mantarı nerede yetişir?
Doğu Türkistan'ın yüksek dağlarında 3500 metrenin yukarısında olan bölgelerde yetişir. Çin'in batısında Himalayalarda Everest ve çevresinde. Yani 3500 metreden yukarıda yetişir. Aşağıda yetişmez. İnternete girip de Cordyceps yazarsanız hep yanlış bilgi Türkçe. Hep yanlış. Neden? Bu bitki yüksek dağlarda yetişiyor. En az 3500 metre yukarıda yetişiyor. Bazıları karıştırmışlar. Çok tehlikeli katil bir mantar türü var. Katil mantar. Böceklerin, karıncanın veya başka bir hayvanın, böceğin beynine yerleşir. Beynini bütün emer sömürür böyle. Öldürür. Öyle bir akıllı bir mantar daha var. Tehlikeli mantar. Hangisi hocam o? Katil mantar. Yani ne tropik ülkelerde yetişir. Bizde yok tropik yani ülke. Tamam. Korkacak tropik bir şey ülkeler. Yok. Tamam. Panik yok. Panik yok. Problem yok. Tamam hocam. Cordyceps Çin'de 1200 yıldır kullanılır. Antibiyotik olarak. Antibiyotik. Hocam bir telefonumuz daha varmış. Alo. Efendim. Buyurun. Benim sol ayağımda, baş parmağımda kaşıntı var. Mantar var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet hocam. Şimdi. Çay ağacı ya. Çay ağacı ya. Hocam az önce çiçek gösterdiniz ya, o çiçeği nasıl kullanmam gerekir diye. O aloe vera. Aloe vera bağırsaklar için. İçerideki bağırsaktaki mantara karşı. Tırnaktaki mantar farklı. Yani her hastalığa her bitki iyi gelir diye bir şey yok. Şimdi Türkiye'de biri kalkıyor diyor ki bir bitki, elinde bir ürün var, sadece bir ürün var. Baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı, mantar, alerji vesaire 100 tane hastalık sayıyor. Bir bitki. Şuna iyi gelir. Yok öyle bir şey. Bir bitki bir iki hastalığa karşı etkilidir. Zencefil neye karşı etkili? Bulantı, kusma, baş dönmesi. Çay ağacı neye karşı etkili? Çay ağacı yağ. Ha, bununla ilgili çok enteresan bir şey anlatacağım. Çay ağacı yağ, vatandaşın biri tırnak mantarına iyi gelir. Deri mantarına iyi gelir. Sivilceye, akneye iyi gelir. Evet hocam. Bir hanımefendi de o kadar vajinasında mantar dolu ki yürüyemiyor. Yeşil ve pis kokulu bir akıntısı var. Yeşil ve pis kokulu. Kocasıyla cinsel ilişki yok, sıfır. Kadıncağız yürüyemiyor, oturamıyor. Her tarafı mantar yerleşmiş. Ben aradılar, dediler ki ne yapacağız? İksir, aloe vera jel, laden gülü forte, sinir not forte, çay acıya. Nasıl kullanılacak? Nasıl kullanılacak? Dedim ki günde 3-4 defa 3-4 damla bayanların adet gününde kullandıkları tampona damlatacaksınız, fitil gibi kullanacaksınız. Bir hafta sonra aradı bayan. Dedi ki mantardan kurtuldum ama çok ağrım, sızım, sancım var. Mantardan kurtulmuş, hiçbir şey kalmamış. Bir haftada. Bir haftada. Tekrar sipariş veriyor ama diyor neden acıttı? Acıtmaz. 3-4 damla damlatacaksın tampona. Ödüyor, ben döktüm. Nereye döktün? Vajinaya nasıl dökülür bu böyle? La ilahe illallah Muhammed Resulü. Nasıl kullandın dedim. Ya söyleyemem ayıp. Yani kullanırken dikkatli kullanalım. 3-4 damla günde 3-4 defa tamponla fitil şeklinde kullanacaksınız. Nasıl dökülür bu böyle yani? Anlamadım. Ters kullanmış. Yani doğru kullanalım. Çok etkilidir. Birkaç damla fazla değil. Bazıları alıyor döküyor. Hemen bir an önce kurtulmak için. Yakar fazlası. Evet hocam. Birkaç damla. Daha varmış. Alo. Alo. Buyurun. Ben İbrahim Gökçek'le görüşecektim ama. Buyurun. Buyurun. Benim 2 yaşında kızım vardı da yandı. Evet. Bu şu anda 4 yaşında, 2 sene oldu. Bunun kaşıntıları, kaşıntı için bana bir melhem gibi öyle bir alet lazım. Şimdi şöyle, 3 yaşında bir çocuk mutfağa girmiş, ocağı karıştırmış, tencerenin şey. Fırın üstündeki ocaktaki tencereyi vesaire karıştırırken üzerine kaynar su dökülmüş. Yanmış. 3-4 defa ameliyat olmuş fakat yine göğsündeki yanık izleri yattığı zaman, uyuduğu zaman terliyor. Kaşıntıdan çocuk uyamıyor. 6 aydır uyku yüzü yok. Bana geldiler, ben onlara ozon yağı her türlü kaşıntıyı önler ama yanık da taze ise, ağır bir yanık değilse, yeni yanmışsa böyle sürdüğü zaman yanıktan sonra oluşan ağrı, sızıyı emer.
ağrıyı, sızıyı yok eder, acıyı yok eder, kabarmayı önler. Fakat dedim sizinki kronik, 6 ay olmuş. Bilmiyorum, deneyin bakalım. Şimdi aldı, kullandı, kullanmış. Bir gün sonra babası telefon etti. Buyurun dedim. Allah sizden razı olsun, size dua ediyorum. Ne oldu? 6 aydır uyuyamıyordu çocuk, şimdi ilk defa rahat uyudu. Kaşıntıyı önlüyor. Her türlü kaşıntıyı. 6 ay kullandı ama değil mi hocam? Hayır, bir gün sonra. Bir gün sonra 6 ay önce yanmış, bir gün sürmüşler, o gün rahat uyumuş. İlk defa rahat uyumuş çocukcağız. Kaşıntıyı önler. Şimdi bazı insanların konu gelmişken onu da söyleyeyim. Kasıklarında ve koltuk altında akne inverse veyahut da ter bezi iltihabı veyahut da eski Türkçe'de köpek memesi denen akne gibi iri iri yaralar olur. Kaşıntılı, böyle akar. Bunun tedavisi mümkün değil. Dünyada yok. Ameliyatı kesiyorlar, alıyorlar, doğruyorlar, biçiyorlar. Hiç etrafından yine çıkıyor. Akne inverse. Tedavi edilemiyor. Biz bunu dahi akne inverse'yi tedavi ettik hamdolsun. Nasıl ettiniz hocam? Bağırsakları tedavi ediyorsun. Bir de bu akne inverse olan kişi kasıklarını kaşımaktan gece kaşınmaya başlar. 2'de 3'de uyuyamaz. Gece uyutmaz kişiyi. Koltuk altı veya kasıkları kaşınır. Hatır hatır kaşınmaktan kişi uyuyamaz. Uyandı mı da bir daha tamam bitti. Bunu sürdüğü zaman kaşınmadan uyur. Kaşıntı önler. Ama önce içten içeriden tedavi etmek gerekiyor. Aloverejel iksir kullanacak tabii ki. Hı hı. Yani içeriden temizlemesi lazım. Bir kişinin cildinde akne, liken planus, sedef, ekzema gibi cilt hastalığı varsa bunun %98'i bağırsağında problem. Hı hı. Mantar orada. Buzdağının gözükmeyen kısmı bağırsak. Ciltli bir şey varsa bunun temelinde bağırsakta problem vardır. Hocam hep sedeften bahsediyoruz ama ben de bir şey sormak istiyorum. Bana gerçekten hani çok sorular geliyor. Vitiligo hakkında ya bir şey yapabiliyor muyuz? Ya da bunun tedavisi vitiligo var mı? Evet. Süreç uzun mudur? Vitiligo ile ilgili buyurun. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun. Ben İbrahim Bey'le görüşecektim buyurun. Ama. Buyurun. Buyurun. Benim de biraz önce bir hanımefendi anlatmıştı da benim de olanında da var da o yüzden bir nedir? Bilgi almak için. Nedir rahatsızlık? Rahatsızlık nedir? Kaşıntı mı? Onda yok. Mantar var. Mantar dediler ama. Mantar. Mantar evet. Var hocam. Mantar. Ankara'ya gitti. Geçen yine yaktırdı falan bir şeyler yaptı. Geldi. Geçer mantar derken ama. Ciltte mi mantar? Bu yok. Ciltinde mi? Kasıkta mı? Evet. Kasıkta mı? Cinsel organ yerinde yani şeyinde. Ha tamam okey. Hocam ne yapıyorsunuz? Şimdi kasıkta koltuk altında mantara kaşıntıya karşı kaşıntı önleyicidir ozon yağı. Fakat bağırsaklardan kaynaklandığı için iksir, aloe vera jel. Şimdi burada çok önemli bir bitki var. Laden gülü. Laden gülümüz kuruduğu için sadece sapı kaldı. Şimdi bununla ilgili yapılan klinik araştırmada Almanya'nın Saarland eyaletinden Profesör Doktor Günte Wiese 95 atopik ekzeması olan kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzema bu. Evet. Besin alerjisinden, besinden dolayı ortaya çıkar. Kaşınır. Hocam stresten yara çıkmıyor olur. Mu? Her türlü cilt hastalığı, alerjik hastalığı bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. İnsanların herkeste stres, stressiz insan var. O onu zaman herkes kaşınması lazım. Tetikliyor ama değil mi yani sedefe? Tetikleyici faktör. Evet. Eğer stresten olsa burada herkesin kaşınması aynen. Lazım. Stressiz insan var? Stressiz kim var? Stressiz insanlar mezardadır. Stressiz insan yok. Mezarda. Onlar da stresi yok. Onların da vardır hocam. Yaşayan her insanın stres olur. Olmaz. Stressiz olursa zaten hayat olmaz. Stres herkeste var. Şimdi bu laden gülüyle ilgili yapılan klinik araştırmalarda atopik ekzemaya karşı en etkili bitki. Türkiye'de yetişiyor. Almanlar bunun ilacını yapıyor. Durun bakayım ben de yaparım dedim. Almanların üretmiş olduğu kapsülden daha etkilisini ürettik. Laden gülü forte. Bu atopik ekzemaya karşı bağırsakları temizler, aratır.
Elhamdülillah Türkiye'de de yeni küçük çaplı bir araştırma yapıldı. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de yapmış olduğu klinik araştırmasında laden gülünün gastrite, ülsere iyi geldiği belgelendi. Onlar da böyle bir çalışma yaptılar. Laden gülü. Evet hocam. Evet. Şimdi bu da Hamamelis virginiana. Bu da cadı fındığı. Fındığa benzer. Hı hı. Fakat meyvesi yenmez. Cadı fındığının yaprak ve kabuğunu elde edilir. Bu da bebeklerdeki pişik, çocuklarda, bebeklerde, kasıklarında, genital bölgelerinde küçük bebeklerin kaşıntı olur. Hı hı. Alerji mantardan dolayı. Evet hocam, bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim, buyurun. Efendim, benim çocuğum vücutunda böyle bir kabarcık oldu. Kaç yaşında? 16 yaşında. Evet. Böyle su dökülür, yanar ya, aynı şekilde oldu. Nefes aldığında batıyor. İksir, aloe vera jel, laden gülü, forte, sinilot, forte. Kaşıntıyı önlemek için de uzun yağ kullandığı zaman... Ne zamandır var rahatsızlık takriben? 4-5 gündür hocam. 4-5 aydır. Yok, 4-5 gün. 4-5 gündür. Ha, o evet evet. Böyle kabarıp geçiyor yok, mu? Yok, 4-5 gündür. Kabarıyor, geçiyor mu yoksa kalıcı mı? Kalıcı mı, geçici mi bu kabarmalar? Ya yeni işte 4-5 gündür çocuğu da öyle olmuştu. Okulda okuyor, geri geldi. Doktora göndermişler. Evet. Ya kurdeşen mi, besin alerjisi mi? Onu bilmek istiyorum. Besin alerjisi mi, kurdeşen mi? Kurunu gürtüker mi? Hangi tür alerji? Doktor bir şey söylememiş hocam. Doktor bir krem yazmış, krem vermiş. Kremi sürtüyoruz, o da kortizonlu, geçmiyor yani 3-4 gün. Kremlerin yan tesiri çok büyük. Kortizonlu, o nedenle kortizon mu değil mi bilmem lazım. Çünkü yan tesiri çok büyük. Kortizon kullandığı zaman hocam, için bir şey, başka bir boyutu da var. Evet. Köpek, kedi veya papağan vesaire evlerde insanların bunlara bakması güzel. Fakat sokak köpekleri mikrop yaydığı için hayvanlardan insanlara 250 çeşit hastalık geçiyor. Mesela beni çok arayan insan var. Karaciğerinde kist oluşmuş, hayvanlardan mikrop geçiyor. Veyahut da alerjiye yakalanıyorlar. Hayvanların kılı, tüyü veyahut da dışkısı kuruduktan sonra mikrop etrafa yayılıyor. Mesela benim tanıdığım bir çocuk 6 yaşından 12 yaşına kadar alerjik bronşiyal astım, kıl tüylü eserinden dolayı öldü, ölüyor. Almanya'da yaşadığı halde. Nöbet geçirdiği zaman helikopterle hastaneye yetiştiriyorlar. Nöbet geçirdiği zaman helikopterle o kadar panik, kötü oluyor. Öldü ölecek hayvan. Onlar evlerindeki bütün hayvanları kurtuldular, yavaş yavaş rahatladı. Yani hayvanlardan birçok hastalık geçiyor ve bana birçok telefon geliyor. Ben evde balık yetiştirilebilir, çok güzel. Akvaryumun içinde olduğu için problem yok. Fakat kedi köpek ev içerisinde yetişirse, yani bakılırsa, kontrolsüz, aşısız vesaire olursa tehlikeli. Yani sürekli doktor kontrolünde olursa problem yok da, yani bunu evinde bakan kişi sürekli kontrole, veterinere götürecek, bakacak, ilgilenecek. Eğer ilgilenmiyorsa problem doğar, çevreye zarar verir, 250 çeşit hastalığa sebep olabiliyor. Bu nedenle şimdi bana göre yani bakamıyorsa kişi evet, evinde ya köpek bulunmaz. Evet hocam. Ya güzel, çok güzel, maşallah maşallah. Kime maşallah hocam? Kime maşallah? Şimdi bu Mahonia aquifolium. Mahonia aquifolium, bu bitki Amerika'nın Oregon şehrinde yetiştiği için buna Oregon üzümü de denir. Oregon üzümü ne işe yarar? Üzüme benzer meyvesi, şöyle gördüğünüz gibi. Oregon üzümüyle ilgili Almanya'da Profesör Doktor Profesör Doktor neydi bunun adı? Çok mazum, çok tatlı. Profesör Doktor Vizana, Profesör Doktor Gile ve Profesör Doktor Lütke üniversitede yapmış oldukları klinik araştırmalarda mahonyanın kabuğu ve kökünün kabuğunun sedefe karşı etkili olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Almanya'da
böyle mutfakta çalışan bir beyefendi, ustabaşı yanıma geldi. Adamcağızın sağ kolu, vücudunun sağ tarafı hep sedef, yara, bere içerisinde. Dedim ki sen mutfakta nasıl çalışıyorsun? Bu şekilde görseler hemen işten atarlar. Ya dedi ne yapayım, saklıyorum, gizliyorum. İşte görmemeleri için sana geldim. Mümkünse beni tedavi et. Problem değil dedik. Biz ona iksir, aloe vera jel, mahonya forte, sinir lot forte, mahonya forte, sedefe karşı etkisi ispat edilmiş klinik araştırmalar. Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Lütke ve Profesör Doktor Gile. Bunları kullan bir bakalım dedim. 6 hafta kullandı ama kullanmadan önce dedi ki ben iyileşirsem 15 yıldır iyileşemiyorum. İyileşirsem 1500 euro size hediye edeceğim. Tamam, problem değil. Para problem değil. Bana bir gömlek alsan da yeter dedim. 6 hafta sonra vatandaşı bulamıyorum. Gördüğüm zaman selam vereceğim. Kayboluyor. Arkasından gidiyorum, kaçıyor. Allah Allah, ne oldu buna dedim. Çok tuhaflaştı. Birkaç defa kaçtı. Birkaç defa kaçtı. Bir sefer yakaladım. Hop gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun dedim. Ya işim var. İşim dedim, gene olsun. Acele yok. Anlat bakayım. Ne oldu dedim. Hastalığın ne oldu? İyileşti. Nasıl iyileşti? Ya işte bilmiyorum, sizin ürünlerden mi yoksa annem bir ürün göndermişti. Hindistan'dan, ondan mı? Sen dedim ne zaman doğdun? Yeni mi doğdun? Annen yeni mi haber oldu? Kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. Kaç yıldır var hastalık? 15 yıldır. Annem bilmiyor mu? Biliyor. Peki dedim, annem bu güne kadar ilaç göndermedi. Gönderdi, her yıl gönderiyor. Bir faydası oldu mu? Olmadı. O günden bugüne bir sürü ilaç göndermiş, faydası olmamış. Şimdi nasıl olmuş? Aa, bilmiyorum, %100 emin değilim. Dedim ki panik olmana gerek yok, para falan istemiyorum. Ben para gözleri değilim. İyileştim de yeter. Bu kadar basit. İyileştim dedi sonunda. para istemiyorum deyince iyileştim dedi. Şimdi bir Türk vatandaş da böyle yürüyemiyor, ayağının üstüne basamıyor. Dedim ki ne oluyor, toparlayarak gidiyor. Ya hocam hiç sorma, ayak tabanımda bir yara var, basamıyorum, iyileşmiyor bir türlü. Kortizon kullanırsa biraz rahatlıyor, kullanmasa azıyor. Dedim kortizon çok tehlikeli. Dedi ki biliyorum, onun için kullanmak istemiyorum ama kullanmasam da azıyor, adam adım atamıyor. Hiç problem değil dedim. İksir aloe vera jel hamemelis forte, sinir lot forte, hamemelis forte. Kullandığın zaman iyileşirsin. Arkadaşımız 2 ay sonra hiçbir rahatsızlığı, bu ağır ekzemayı atlattı, iyileşti. 2 ay içerisinde, yani ekzemada hamemelis, sedefte mahonya. Atopik ekzemada ladengül, yani hastalığın, rahatsızlığın türüne göre cilt hastalığı ürün değişir. Ve akne sivilcede ise çay ağacı ya. Yani rahatsızlık neyse ona uygun ürün kullandığı zaman kişi yavaş yavaş iyileşir, hiçbir rahatsızlık kalmaz. Hocam bir soru sormuştum, onun cevabını alamadım ben. Çok izliyorlar çünkü vitiligo hakkında. Evet. Geçer mi hocam vitiligo? Vitiligo tetikleyen faktörlerden biri de maalesef stres, gerilim, üzüntü, sıkıntı, tetikleyici. Sedef rahatsızlığı olan, çok yakından tanıdığım bir beyefendi, sunucu televizyonda. Hı hı. Elinde, kolunda böyle nohut büyüklüğünde bir sedef. Bir de yüzünde çıkmış böyle küçük mercimek kadar. Fondötenle kapatıyor. Dedi ki yok mu buna vitiligoya karşı bir çare? Deneyeceğiz dedim. Deneyeceğiz. Hocam şu ellerde, ayaklarda beyazlıklar oluyor değil mi? Vitiligo evet, odur vitiligo. Yani doğru bildiğiniz. Evet evet. Ala hastalığı da denir. Ne hastalığı? Ala. Ala hastalığı. Pigment yetersizliğinden kaynaklandığı iddia ediliyordu bugüne kadar. Fakat bunun mantar olduğu biliniyor. Mantar. Bu da bir çeşit mantar. O da mantarla alakalı. Sinirli ot forte vitiligoya karşı etkili. Neden? Bağırsakları temizliyor. Hı hı. Bağırsakları temizliyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Bağırsakları tedavi ettiğiniz zaman her türlü cilt hastalığından, alerjik hastalıktan kurtulursunuz. Bütün problemin kaynağı. Düşünün ki bir insanın bağırsağı futbol sahasının yarısı kadar, 350 metre kare. Evet. Varsa tedavi ettiniz de bütün hastalıkları tedavi edersiniz. Bir telefonumuz varmış hocam. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Size bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Buyurun. Ben Orhan Yılmaz. Buyurun Orhan Bey. Yaptığınız programı izliyoruz ara sıra. Sizin yaptığınız programa bak, 45 yaşında 20 yaşında bir kıza talip oluyor.
O beyefendiye ben ona beyefendi demiyorum. O gitsin Rusya'da yer. Orhan Bey. Orhan Bey. Olabilir. Ülkemizde var yani var. Şimdi buna bir şey. Şuna böyle bir açıklık getireyim. Şimdi şöyle bir durum var. O eski batıl bir inançtır. Peygamber Efendimiz. Değil mi hocam? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in yaptıkları. Hepsi de yaşından değil mi? Çok. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yaptıkları bizim için nedir? Örnektir. Evet. Örnek. Evet. Bir insan dul bir bayanla evlenebilir. Evlenemiyordu eskiden. Batıl bir inanç. 50 yaşındaki bir genç, bir orta yaşlı vatandaş 20 yaşındaki bir gençle evlenebilir. Dinen caizdir. Ve hatta evet. Seviyorsa, aşıksa birbirine 18 yaşındaki bir kızla